Unutmayın ki duada sabır göstermek mümini olgunlaştırır. Güçlü bir irade ve karakter kazandırır. Duasının karşılığını ise derin bir manevi hal kazanarak alır ki bu hal istediği şeylerin birçoğunu elde etmesinden daha değerlidir. Ancak Allah'ı gerektiği gibi takdir edemeyen insanlar Allah'ın dualarına karşılık vereceğinden şüphe ederler. Mümin dua ettiği zaman Allah'ın kendisini işittiğini ve her duasına ne şekilde olursa olsun icabet edeceğini bilir. Çünkü olayların başıboş ve tesadüfi bir biçimde değil, Allah'ın belirlediği kadere göre geliştiğinin farkındadır. Bu nedenle duasına karşılık görmemesi gibi bir kuşkusu yoktur. Siz Allah'ın yardımından asla kuşkuya düşmeden, kabul olacağına kesin olarak iman ederek Rabbimize dua etmeyi unutmayın ve mutlak surette Allah'a güvenin. Çünkü Allah kullarının kendisine yakın olmasını ister. Sizi sadece bir su damlasından yaratan evreni yoktan var eden Allah için sizin duanıza karşılık vermek çok kolaydır. Öyleyse yapmanız gereken tek şey inançla ve sabırla istemektir. Duanın özelliği Allah ile kulu arasında özel bir bağlantı oluşudur. İnsan tüm derdini ve isteklerini Allah'a açar. Ona yakarır, Allah ise duayı iştendir ve duaya icabet edendir. Bu nedenle Kur'an'da dua hiçbir şekilde kalıba sokulmamıştır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ı ayaktayken, otururken, yan yatarken zikredin. Ayeti insanın her durumda ve her şartta herhangi bir fiziksel kalıba girmeden Allah'ı anıp ona dua edebileceğini gösterir. Önemli olan şekil değil, kişinin samimiyetidir çünkü. Dua için belirli bir mekan da yoktur. Çarşıda, sokakta, arabanın içinde, okulda, iş yerinde, kısacası her yerde dua edebileceğinizi unutmayın. Ancak önemli olan dua sırasında zihninizi tüm boş düşüncelerden arındırmanız ve Allah'ın yakınlığını hissetmenizdir.